Sana para veriyorum derim. Biz siyasal ve sosyal köklü bir değişimden yana, bir zihniyet değişiminden yana insanlarız. Biz burada özgürlük, eşitlik, kardeşlik derken bütün bunları böyle çok sert bir şekilde iman gibi söylüyoruz. Bu bizim vazgeçilmez şeyimizdir. Yani kim gelirse gelsin o yukarı bizim için bizi ilgilendirmez. Biz konuşacağız, özgür olacağız. Biz Tayyip'e vuran psikopatlar değiliz. Tayyip'e her türlü nara atıp küfreden psikopatlar değiliz. Biz Tayyip'e eleştiriler yapıyoruz ve sıkı eleştiriler yapıyoruz. Ve başkaları gelirse başkalarını da yapıyoruz. O yüzden biz ağzımızı kapatmayız. Hiçbir şekilde kapatmayız. Bu 7 yılda ben bunu teşhis ettim. Çok sert bir şekilde bunu teşhis ettim. Ve bizi böyle çocuklar, biz içimizde karar verdik, hiç de tartışmadık. Siz de gelin Ekmel'e destek verin deyip bizi de kendilerinin psikopat tarafları olarak gören bu adamları tarih önünde ve halkın önünde teşhir etmek boynumun borcu olsun. Biz kimsenin psikopatı değiliz. Sen ona destek ver. Gelin şunu taşlayalım. Bugün bunu taşlayalım. Bugün şunu taşlayalım. Senin keyfin orada kimden? CHP'nin el altından Aydın Doğanlar, onlar, eski sağcılar birilerine karar vermişler. Gizli gizli karar vermişler. Bir neticeye kendi zekalarınca varmışlar. Ve ben de gidecekmişim. Hiç tartışmadan gözü kapalı. Lan bu benim abilerim, kahraman abilerim böyle diyor. Ben de peşine. Yok ya. Biz psikopat mıyız? Biz bir hayat koyduk fikrimize. Dürüst konuşabilmek için buna uygun bir hayat yaşadık. Bakın tarihte en duyduğum, en güzel laflardan biri Wittgenstein diye bir dil profesörü söylemiştir. Büyük sorunlarla, büyük bela sorunlarla mücadele, sıkı bir mücadele vermek istiyorsanız onları yenecek bir hayatınız olmalı. Onları yenecek bir yaşam tarzınız olmalı. Biz 17 yaşından beri aldığımız kitap, yediğimiz yemek, bakkaldan bile alışveriş yaparken lüks olmuş, fazla masraf olmuştur diye endişe taşıyan, gıl kanaat yaşayan, değil mi? 50 yıldır bunlara dikkat eden, insanlara, ilişkilerimizde bunlara dikkat ederek bir hayat inşa etmişiz. Yani mücadele ve nefret ettiğimiz şeylerin karşısında bu kendi inançlarımıza uygun bir hayat çekmişiz, yaşamışız. Acıdır, yokluktur, bozukluktur, bir sürü şeylere, değil mi? Şimdi sen beni gelip susturuyorsun, sen orada bir siyasi çalım atmışsın kendi aranda. Ekmelettin Bey Osmanlı'da bilinmiş, müneccimmiş, büyülemiş. Ben de gelecekmişim. E ne yapacakmışım? Susacakmışım. Psikopat gibi Tayyip'e şey yapacakmışım, sallayacakmışım. Bu benim kültürüm değildir. Ben böyle bir kültürün çocuğu değilim. Ben zaten edebiyatçı bir çocuktum. Ben edebiyatçıyım, edebiyat. Hikayeler yazan bir çocuktum. Ama Türkiye'de Ermeni sorunuyla, sonra bu cemaat sorunuyla çok sert tartışmalar gündeme gelince büyük bir ihtiyaçlar ve bir hayatın da tesadüfleri beni medyaya attı. Atınca ben de konuşmaya başladım. Türkiye'de en çok kovulan insan da benim. Tayyip'in ilk kovduğu adam da Sky'dan benim. Aleteden, bizden, aklınıza gelen her yerden de kovulmuş bir insanım. Kovarlarsa da kovsunlar. Gider yazarım. Yayınlamasınlar da yayınlamasınlar. Yazıyorum bir kenarda kendimce. Ama lafımdan geri dönmüyorum. Biz dönemeyiz lafımızdan geri. Bizi pir sultanlar yetiştirdi. Bizim için Hacı Bektaş şiir değildir.